3 Temmuz 2017 tarihli olağan meclis oturumunu açıyorum. Arsuz Belediye Meclisi Temmuz ayı olan toplantısı Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha Başkanlığında toplandı. Kabul edenler, etmeyenler oy bedeliyle kabul edilmiştir. Toplantıda bir önerge ile birlikte 3 gündem maddesi karara bağlandı. İki oturumda gerçekleşen toplantıda Mican'a 6900 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askı süresi içerisinde itirazı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifiyle önergeyle gündeme alınan Çengen mevkiindeki özel mülkiyete ait 1766, 1767, 1771, 1772 nolu parsellerde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi İmar Komisyonu yönüne havale edildi. Belediye bünyesinde bulunan bir personelin 3. derece memur statüsüne yükseltilmesiyle ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğü teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Arsuz'da bir başka toplantıda tüketici hakları konusunda yapıldı. Arsuz Belediyesi ve Tüketici Hakları Derneği İskenderun Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen Tüketici Hakları ve Bilinci Konferansı, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kamu kurumunda çalışan memurlara, çalışanlara yönelik konferanslar, değişik demokratik örgütlerinin, derneklerin, sendikalar üyelerine yönelik konferanslar verdik. Hatta silahlı kuvvetler üyelerine yönelik konferanslar verdik, veriyoruz. Ama tabii maalesef bu son zamanlarda bu azaldı. Yani bu talep azaldı. Konferansta bilinçli tüketici olmanın önemine dikkat çekilirken Türkiye'de tüketicilerin haklarını yeteri kadar bilmediğine vurgu yapıldı. Tüketici Hakları Derneği İskenderun Şube Başkanı Nadir Uruç, Arsuz'dan tüketici hakem heyetine yapılan başvurulardan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, tüketicilerin haklarından yeteri kadar haberdar olmadığından, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da bilinçli tüketicilikten bahsetti. Gerek vatandaşın bu konudaki bilgilenmesi, gerekse hakikaten bu iki derneğin çalışması, takdire şayandır ve bu konuda ciddi mesafe alındı. Biz çok önemli davalar açtık. Gıda konusunda açtık, enerji konusunda, elektrik konusunda, doğalgaz konusunda, su konusunda, efendim baz istasyonları konusunda, efendim elektrikten alınan bu 5 haksız bedelle ilgili olarak birçok davalar açtık. Kazandığımız davalar var, işte kaybettiğimiz davalar var, devam etmekte olan davalarımız var.